Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Sosyalizm ve Sosyal Çalışma mesleğinin açık bilgi kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'in hem işitsel hem görsel olarak yayınlanacak bölümüne hoş geldiniz. Görsel olarak takip edenler görüyorlar. Çok kıymetli bir hocamız var. Artık böyle de biz çok değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz hocalarımızı da uzaktan da katabiliyoruz podcast'e yaklaşık 2 aydır, 2,5 aydır. Bundan yararlanarak birazcık da canlı yayın furyasından sıyrılıp belki de kendisini son kez bu dönem içerisinde canlı yayında ise de podcast gibi işitsel ve görsel yayınlara davet edeceğimiz Profesör Doktor Hakan Acar var. Bizim hocamız. Hatta benim mezun olurken hocam bir sözünüz vardı. Hatırlar, ben her yerde söylüyorum bunu. Umarım, hala kurtulamadım. Umarım senden kurtulduğunuz demiştiniz. Sonra tez izleme komitesinde sağ olun anlayış gösterdiniz. Doktora tezimi yazmamda çok büyük bir katkınız var bütün komite üyelerinin. Ve şimdi de benden kurtulamamanın bir başka boyutu olarak da podcast'deyiz. Bugün devam ediyor. Devam evet. Ediyor. Evet, inşallah da devam eder. Ben bırakmam. Yani sizin izninizden gideceğim. İnşallah ben sizi bugün uluslararası sosyal çalışmayı konuşacağız. Sosyal çalışma mesleği uluslararası düzeyde nasıl gerçekleştirileceği bağlamının ne olduğunu. Aslında Hakan Hoca aslında uluslararası sosyal çalışma açısından da piri anlamda meslek örgütlerimizin temsilcisi de oldu Avrupa düzeyinde, Avrupa bölge düzeyinde. Ama tabii sadece bu boyutuyla değil, çok farklı boyutları olan, farklı alanlarda gelişen uluslararası bir sosyal çalışma bağlamı var. Özellikle göçten sonra da daha da artık hani perçinlenen, daha multikulti, daha uluslararası işler yapılabiliyor. Çeşitli fonlardan bahsedebiliyoruz, çeşitli uğraşlar olabiliyor. Bunları konuşacağız. İsterseniz kavramla başlayalım. Uluslararası sosyal hizmet, sosyal çalışma deyince ne anlamalıyız? Sonra hani örnekleriyle devam ederiz ve mesleğin uluslararasılaşmasının yarattığı artılar, eksiler ne ve neredeyiz, nereye gideriz gibi bir yol çizelim. Eğer uygun olsun. Mutfağına çok teşekkür ederim bu fırsat için. Bu dönem senin de dediğin gibi bir canlı yayın furyası oldu. Ben de bazı tekliflere hayır diyemedim, katıldım. Ama az önce seninle de konuşuyorduk. Sen daha organize bir şekilde bu işi yapıyorsun. Hatta pandemi, yani salgın öncesinde de zaten yapıyordun. Bu artık hani uzaktan eğitim, işte online görüşmeler, offline görüntülü veya videolar, bunlar eğitimin de bir parçası olacak. Dolayısıyla emeğine sağlık. Sosyal hizmet mesleği içinde bence bunlar önemli. Bu teknolojinin bu yararlarından faydalanmak lazım. Araçlardan faydalanmak lazım diye düşünüyorum. Kavramla başlayalım. Bu uluslararası sosyal hizmet kavramı aslında zor bir kavram anlatmak için. Çünkü kitabi tanımına bakarsanız, benim en beğendiklerimden biri işte Healy'nin kitabıdır. Karen Healy onun 2001 yılında çıkan yaygın kullanılanlardan bir tanesi de odur. O değil tabii çok. Hani işte beraber burada çalıştığımız Michael Lovett'in bir iki kitabı var. Dominelli'nin bir kitabı var. Dominelli'nin her konuda iki de var ama var yani. Çok var. Önemli bir akademisyen bizim açımızdan. Çok da yazıyor, çok üretiyor gerçekten. Bilmiyorum, yanlış mı söyleyeceğim ama 1960'lardan 80'lere kadar, 90'lara hatta belki 2000'lerin başlarına kadar bir Amerikan şey varsa sosyal hizmet alanında, 2000'lerden sonra da Dominelli'nin özellikle eleştirel sosyal hizmet düşüncesinin de yaygınlaşmasıyla bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Doğru, ben de katılıyorum. Yani belki bir miktar şunu da söylemek lazım. Aslında son dönem, hani son dönem demeyeyim. 60 sonrası İngiltere, tabii Avustralya'yı da unutmamak lazım. Bu aksta bir miktar daha fazla yayın olduğunu da söylemek lazım. Amerika'da az demek istemiyorum. Hala hani işte ettik dediğin zaman ya da teknoloji çalışıyorsan örneğin. Şu anda Avrupa çok daha geriden geliyor. ABD çok iyi gibi. Bu uluslararası sosyal hizmette de öyle. Son dönem çok arttı yayınlar. Tabii şöyle başlayayım. Şu yanlış anlamadan kurtarmak lazım önce. Uluslararası sosyal hizmet dediğimiz bir başka ülkede ya da sadece işte mülteci, sığınmacılarla çalışma yapan meslektaşlarımızın yaptığı bir iş değil. Genellikle hep böyle düşünülüyor. Yani işte uluslararası bir sivil toplum örgütüne çalışıyorsan ya da işte mülteci, sığınmacılarla çalışıyorsan sanki sosyal hizmet yapıyor, uluslararası sosyal hizmet yapıyormuşsun gibi değil. Uluslararası sosyal hizmet tanımına bakarsanız kitabi olarak
Uluslararası sosyal politikaları inceliyorsanız, bunlar üzerine analiz yapıyorsanız bu da bir uluslararası sosyal hizmet. Kendi ülkenizde farklı etnisite ya da kültürlerden gelmiş müracaatçılarla çalışıyorsanız bu da uluslararası sosyal hizmet. Ya da işte mülteci sığınmacılarla çalışıyorsanız bu da uluslararası sosyal hizmet. Dolayısıyla son derece kapsayıcı bir tanımı var. Evet, ben şimdi hocam aslında... Helin'in tanımını okumak isterim. Profesyonel uygulama, savunuculuk, profesyonel derişim, uluslararası uygulama, uluslararası politika geliştirme ve savunuculuk olmak üzere dört boyutu olan sosyal çalışma mesleğinin ve üyelerinin uluslararası eylem kapasitelerinin ve uluslararası uygulamalarına alakalı bir alan olarak bulunuyor. Evet. Dolayısıyla çok daha geniş. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün Aile ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İstanbul'daki bir biriminde çalışan bir meslektaşımız, eğer sığınmacı ya da refakatsiz çocuklarla çalışıyorsa o da uluslararası sosyal hizmetin bir parçası. Hı hı. O yüzden hani önce bunu bir netleştirmek lazım. Tanım genişlemeye de devam edecektir diye düşünüyorum önümüzdeki 10-20 yıllarda. Çünkü dünya değişiyor hızlı bir şekilde. Dolayısıyla uluslararası sosyal hizmete değişecek. Fakat seninle de Twitter'dan yazışmıştık birkaç kere. Tarihine baktığımızda biraz oradan başlayayım ben. Yani sosyal hizmet sanki, uluslararası sosyal hizmet sanki son 20-30 yılda ortaya çıkmış bir kavrammış gibi bazen konuşuluyor. Böyle bir kavram değil. Tam tersine ta işte mesleğin ilk yıllarına kadar geriye gidiyor. Yani 1900'lü yılların ilk 1920'lerde bile özellikle Amerika'daki çalışmalara, kongrelere bakıldığında o dönem uluslararası sosyal hizmet tanımının yapılmaya çalışıldığını, hatta evet, sosyal hizmetin bir uluslararası meslek olduğunun söylendiğini unutmamak gerekiyor. Burada belki hocam 30 senedir olmasının nedeni bir insan hakları temelli bir perspektif. Yani çeşitli perspektifler var. İşte küresel perspektif, bütünleşik perspektif gibi, insan hakları perspektifi gibi. Belki 80'lere kadar küresel perspektiften bahsederken 80'den sonra Amerika merkezli giden sosyal çalışma bakış açısına da daha farklı bir şey söylüyor. Çünkü Amerika'daki sosyal çalışma mesleği insan hakları temelli değil ama uluslararası tanıma baktığınızda bir insan hakları vurgusunu görüyorsunuz. Evet. Belki burada insan hakları ile birlikte daha çok hani BM odaklı bir uluslararasılığı konuşuyoruz. Kavramsal olarak belki öyle diyebiliriz ama ben aslında şuna dayandığını düşünüyorum. Son 20-25 yıldır dünya tarihinde görülmemiş ölçekli bir göç hareketi var. Evet. Daha önce bu sayılara hiç ulaşmadı. Yani bunu net olarak ortaya koymak lazım. Biz çok alıştığımız için Türkiye bağlamında yani bugün örneğin 6 milyon sığınmacı dediğiniz şey birçok ülkenin nüfusundan daha fazla. Evet. Dolayısıyla 80 ama özellikle 90 sonrası bu dünyanın içinde olduğu eşitsiz gelir dağılımı politikaları, bölgesel çatışmalar, dini çatışmalar ya da işte mücadeleler, bütün bunlar hızla artan sayıda insanın göç etmesine yol açtı. Bu sadece Suriye'den bahsetmiyorum. Yani örneğin yaklaşık 30 yıl önceki Afganistan'daki savaşlara, çatışmaları hatırlayalım. Sonra Irak'ı hatırlayalım gibi. Dolayısıyla sadece tabii bu savaşlardan değil, aynı zamanda insanlar daha iyi yaşam koşullarına ulaşabilmek için göç etmeye başladılar. Ve dolayısıyla uluslararası sosyal hizmet çok böyle hızlı bir şekilde bizim gündemimize girdi. Bir örnek vereyim. Ben burada dersi de anlatıyorum. 3-4 yıl önce Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir hizmetçi eğitime gitmiştim. Oradaki, şimdi hep onu anlatıyorum. Orada aynı zamanda bir takım rakamlar da bize vermişlerdi. Tabii KKTC'de biliyorsunuz, yani Kıbrıs adı olarak küçük bir ada zaten. Evet. Kuzey Kıbrıs'ta da çok az sayıda halihazırda sosyal hizmet uzmanı çalışıyor. Fakat oradaki örneğin toplumsal yapıya baktığınızda 70 küsür ülkeden insanların olduğunu ve bunların bir kısmının da sosyal hizmetler sisteminin müracaatçısı haline geldiğini görüyorsunuz. Şimdi dolayısıyla hani sadece böyle bu uluslararası sosyal hizmet deyince işte Amerika ya da İstanbul ya da işte ne bileyim Londra falan gibi merkezler akla gelmesin. Dünyanın birçok yeri şu anda aslında bu çok kültürlü ve dinamik yapıya ev sahipliği yapıyor. Bizde mesela Burdur'da Somalililer var.
ilk taşındığımızda biz bundan haberdar değildik. Statta çocuklar okulun bahçesinde maç yapıyorlar. Bir tarafta siyahi çocuklar, bir tarafta Türk çocuklar. Çok böyle hoşuma gitmişti. Sonradan burada Somali'yle bir nüfus yaşadığını anladık. Var ama yani... Dünya devletler böyle bir hale tabii, küreselleşmenin yani hareketliliği değil... artırması, teknolojinin çok gelişmesi, evet. Artık hani o küresel çok köy mevzusu birazcık hani hareketliliği de arttırıyor. Eskiden bu kesinlikle kadar ulaşım olana yok. Şimdi şey hatırlıyorum, uluslararası kongre yapmak ne kadar zordu. Şimdi artık daha kolay, hatta interneti kullanarak yapabiliyoruz. Hani böyle bir şey de var. Temaslar arttıkça uluslararası ilişkiler de artıyor. Artıyor. Ve bundan sonra da artmaya devam edecek. Çünkü yani her ne kadar şu anda örneğin bir parantez açalım. Bu salgınla beraber daha ulus devlet ve korunaklı, korunmalı ekonomi tartışmaları gündeme gelse de dünya uzun perspektifte bu küreselleşme sürecine devam edecek. O çok açık. O yüzden şöyle bağlayalım. Uluslararası sosyal hizmet nedir diye sorduğumuzda aslında üç temel şeyden bahsediyoruz. Sen de okudun. Ya uluslararası sosyal politika ve sosyal hizmetlerle ilgili bir çalışma yapıyor olmamız gerekiyor. Veya bir başka ülkede bir yapı içerisinde sosyal hizmet sunmamız gerekiyor. Ya da üçüncüsü, kendi ülkemizde farklı etnik ya da dini gruplardan kişi ve gruplarla çalışma yapmamız gerekiyor. Burada dolayısıyla ayrılık da uluslararası yani international transnational yani ulus aşırı sosyal çalışmayı ayrı bir perspektifle mi almalıyız, yoksa hani ikisini çerçeveleyen bir şey mi, community kavramı gibi international? Bana kalırsa çerçeveleyen bir şey. Çünkü yani çok basitçe anlatayım iki örnekle. Türkiye'de bunların, bu ülkelerin bir tarafı, örneğin bütün ülkelerde ISS var. İşte International Social Services birimleri var. Çünkü örneğin İtalya örneğini biraz bildiğim için söyleyeyim. Farklı ülkelerden çocuk evlat edinme sayısı çok fazla. Dolayısıyla örneğin o işi yapan sosyal hizmet uzmanlarının bir ayağı ister istemez başka ülkelerde oluyor. Yani fiziki olarak demiyorum sadece, ama o ülkelerde kontak kurdukları sosyal hizmet birimleri var. Çocukların işte kültürü, etnisitesi, dini geçmişleri, bunların hepsi o sosyal hizmet sisteminin bir parçası. Dolayısıyla benim tercihim bunların hepsini uluslararası sosyal hizmet kavramı içerisinde bir yere yerleştirmek. O yüzden kavram bir şemsiye kavram. Evet. O şemsiye kavram içinde yaptığınız iş farklılaşabilir. Yani belki göçmenlerle çalışırsınız, belki aile birleşimi çalışırsınız, belki insan ticareti çalışırsınız. Ama bunların hepsi bana kalırsa nihayetinde international social work dediğimiz o kavramın içinde kendisine bir yer bulur. Bu da senin dediğin gibi aslında üç temel arkasına dayanağı var. Bir tanesi küreselleşme. Onu zaten çok uzun uzun konuşmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde dünya birbirine yaklaştı. Yani bugün sadece İstanbul'a baksanız, İstanbul'da Kuzey Afrika ülkelerinden tutun, Orta Doğu ülkelerine, Kafkas ülkelerine ve hatta bazı Güneydoğu Asya ülkelerine kadar birçok ülkeden sığınmacı göçmen bulabilirsiniz. Evet. İtalya böyle, Londra böyle, gitgide dünya böyle bir yer haline geliyor. Birincisi bu, yani küreselleşme, teknoloji çok hızlı gelişti. Burada şunu örnek vermek istiyorum. Burdur'da Çin lokantası var. Burdur'da evet, Çin gibi. Var. Yani şimdi hani 90 bin nüfuslu bir yerde Çin lokantasının olması, Çinlilerin olmasıyla biraz alakalı. Hani aynen. Artık hani hep böyle büyük marjinal hikayelerden değil de... her yerde görebiliyoruz bu örneği. Her yer böyle. Böyle de olmaya devam edecek. Yani benim öngörüm de bu yönde. Belki hani aralarda durakladığımız dönemler olacak ama nihayetinde küreselleşme, çünkü sadece sermaye dağılımı ya da hareket etmesi, iş gücü de bu şekilde dağılıyor. İster istenmez tabii ekonomik bir süreci de var. Yani sonuçta hani Payne'in o şey vardır ya, meşhur problem çözme, sosyal demokrat, işte neoliberal hani bakış, değişim bakışı, üç kutuptan bahseder. Neoliberal bir sosyal alanı, neoliberal politikalar, ekonomiler ister istemez küresel bazda da şekillendiriyor. Yani küreselleşme ekonomik ilişkilerin bir parçası, uzantısı olduğu için sosyal hizmet de bu şekilde şekillenecek. %100. Orada bir tek şunu eklemek gerekir. Bu son salgın da ortaya çıkarttı ki devletler
var olacak. Güçlü bir şekilde var olacaklar. Bu çok net. Çünkü ilk, yani özellikle neoliberal akımın öngördüğü küreselleşme bize şunu söylüyordu. Yani devletler küçülecek, şirketler daha erken hale gelecekler. Evet, bu kısmen oldu. Fakat şunu da gördük aynı zamanda. Devletler güçlü olmak zorunda. Çünkü özellikle işte bu bir salgın durumunda, bir iç çatışma durumunda, bir başka çatışma durumunda ya da ne bileyim herhangi başka bir sosyal sorun olabilir. Güçlü bir devlet yapısına ihtiyaç var. Burada aynı zamanda tabii ki sosyal hizmetlere ayrılan bütçe, sosyal politika uygulamaları ayrılan bütçeye dair de bir işte bu Washington konsensüsü vesaire, hani o hani sürekli bir kendini hesaba çeken o düzlem artık bize yeni bir alan gösteriyor ki sosyal hizmetlere duyulan ihtiyaç hani artacak. Çünkü %100 çünkü görüldü ki devlet tanımı sadece asgari olarak sayılan işte kolluk güçleri, eğitim, sağlık hizmetleri değil, aynı zamanda hala sosyal hizmetlerin de devlet kamu otoritesi neyse onun tarafından sunulduğu güçlü bir yapıya ihtiyaç var. Ama şöyle bağlayayım, bütün bunlara rağmen bu iş gücü değişimi devam edecek. İşte bugün örneğin İngiltere Başbakanı'nın bir açıklaması vardı. Avrupa Birliği vatandaşlarını çalışmak üzere İngiltere'ye çağırıyor tekrar. Çünkü bu salgınla beraber bütün bağlam çerçeve değişti. Yani bu devam edecek. Bir tanesi bu. Yani dolayısıyla bütün dünya artık sosyal medya açısından söylüyorum. Geleneksel olarak alıştığımız tarzda bir müracaatçı kitlesiyle çalışmayacağız. Evet, belki önemli sayıda uzman hala o kitleyle çalışacak. Ama uzmanların bir kısmı da farklı kültürlerden, farklı ırklardan, farklı ülkelerden gelen çocuk ve yetişkinlerle çalışmaya başlayacak. Bu çok açık görünüyor. Birincisi bu. İkincisi de bu uluslararası sosyal hizmet dediğimiz ikinci dayanağı, birincisi küreselleşme dedik, ikincisi senin söylediğin insan hakları söyledim. Sosyal hizmet hiç olmadığı kadar dünyada kendisini insan hakları söylemine bağlamış durumda şu anda. Son derece güçlü bir insan hakları söylemi. Şu söylenebilir ki meşruluğunu insan hakları düşüncesinden. İnsan hakları aynen öyle. Aynen öyle. Kendi meşruiyetini önemli ölçüde iki kavram üzerine bağlamış ki bunlar da zaten temel değerler haline geldi. Üç tanesinin ikisi. Sosyal adalet ve insan hakları. Dolayısıyla insan hakları söylemi de bize şunu söylüyor. Uluslararası sosyal hizmetin ikinci ayağı bu. Diyor ki bütün insanlar, işte o hepsini anlatmaya gerek yok, temel insan haklarından yararlanmak zorunda. Evet. O zaman böyle dediğiniz zaman zaten sosyal hizmetin çerçevesini dünyadaki bütün savunmasız gruplar ve kişiler olarak konuyor. Burada aslında küreselleşme için de bir zemin. Sonuçta sosyal hizmet farklı şekillerde yapılabilen ama aynı çıktıları elde edilmesiyle açıklanabilecek bir süreçken şimdi yine yerel bilgiye vurgu yaparken çerçeveyi değer olarak insan haklarıyla çerçevenin evrenselleşmesine de olanaklı hale geliyor. Orada bir şey açalım. Çünkü burada bir de sömürge tartışması var. Evet. Çünkü 1960'lardan beri uluslararası sosyal hizmet söylemine şöyle bir eleştiri geliyor. Deniyor ki uluslararası sosyal hizmetin temel felsefesi Batı değerlerini yansıtıyor. Evet. Dolayısıyla bizim buna değil, bizim yerelde bir sosyal hizmet anlayışının gelişmesine ihtiyacımız var. Buna ilkesel olarak ben de katılıyorum. Burada hocam tabii şöyle de bir şey var. Sosyal kalkınma perspektifinin... Bu biraz çünkü sıkıntılı bir nokta. Yani şöyle bir şey var orada. Sosyal kalkınma perspektifi uluslararası sosyal çalışma yaklaşımlarından biri ve aslında tam sizin bu söylediğiniz Batı değerleriyle alakalı bir vurgu yapıyor. Çünkü o sosyal kalkınma aslında birazcık daha o nerede hakimliğe baktığınızda sömürge devletlerinde daha sömürgelenmiş yerlerde daha şey yapılıyor ve bir nevi 80'lere kadar da başarılı. Hani şimdi biz şey söyleyebiliriz tabii şu bir gerçek Avrupa Birliği fonları, ne bileyim Dünya Bankası fonları, yani Türkiye'de mültecilik alanının
önemli bir şekilde finanse eden programlar uluslararası sosyal çalışma uygulaması olarak kabul edebileceğimiz uygulamalar. Yani evet. Çünkü bu fonlar nereden geliyor? O Avrupa Birliği sosyal kalkınma biriminden, departmanından geliyor vesaireden geliyor. Ama bu yani insan hakları perspektifi bu sosyal kalkınma yönelik eleştirileri de bir nevi dönüştürmüş gibi. Bu anlamda herkes için daha liberal bir söylem alanı yaratabiliyor. İki tarafı da dengeleyebiliyor. Doğru. Ama burada bu önemli bir eleştiri ve haklı bir eleştiri tabii. Fakat ben çünkü şunu söylemek gerekir. Yani bugün Avrupa'da dahi sosyal hizmet mesleğinin tanımı ve fonksiyonu ülkelerde farklı farklı olabiliyor. Yani bir Alman geleneği farklı, İngiltere'nin geleneği daha farklı, işte Amerika miktar daha farklı ve benzeri. Ama buradaki temel asıl tartışma noktası şu, bu doğru. Yani uluslararası sosyal hizmet dediğimiz aynı zamanda yerele duyarlı bir sosyal hizmet anlayışının orada insan hakları söylemiyle beraber gelişmesi, yerleşmesi demek. Fakat burada bir ince çizgi var. O ince çizgi şu. Bu demek değil ki bizim insan hakları söylemini reddedip yerelde başka bir şey kurabiliriz biz anlamına gelmiyor. Çünkü ister kabul edelim ister etmeyelim sosyal hizmetin mesleki çerçevesinin içerisinde bu insan hakları ve sosyal adalet söylemi var. Yani başka bir örnekten devam edeyim. Tıp mesleği. Bir meslek değil mi? Eğitimi de dünyanın hemen hemen her yerinde işte aşağı yukarı belli bir çerçevede oluyor. Ama bu demek ki işte eğitim var. Türkiye'deki farklı, işte Amerika'daki bir miktar daha farklı ve benzeri. Fakat her meslekte olduğu gibi tıp mesleğinde de sosyal hizmet mesleğinde de olmazsa olmaz noktalar var. Dolayısıyla yerele özgü sosyal hizmet dediğimizde uluslararası sosyal hizmet kavramı içerisinde o olmazsa olmazları önce torbaya atacağız. Sonra Türkiye'ye özgü örneğin bir model üzerine konuşacağız. Evet. Dolayısıyla eğer yerele özgü bir sosyal hizmet modeli dediğimiz bizim 1800'lere yere gidip oradaki yardım anlayışını bugünkü insan hakları anlayışıyla değiştirmekse ya da onu onun yerine replace etmekse belki bunu yerelde yapabilirsiniz ama o zaman uluslararası düzlemde size yaptığınız için sosyal hizmet demeyecekler. Evet. Burada birazcık da şey var hocam. Neoliberalizmin yarattığı bu fonları daraltma birazcık da ihtiyaçları odaklı bir politika geliştirmeye yönelik o süreç ve birazcık da dolayısıyla da sosyal yardıma ya da daha az devlet destekli bir süre uygulamaları da beraberinde getiriyor. Yani ister istemez bu muhafazakarlaşmayla birlikte artık daha hayırseverliğin ya da sivil toplumun rolünü daha fazla görüyoruz. Yani sadece Türkiye'de değil şeylerde. Buna karşı da bir duruş aslında, bir denge. Nasıl Amerika'da bir sosyal adalet bu anlamda hani önemli. Yani çünkü Amerika'da biraz daha faydacı bir etik anlayışı var ve şey diyorlar ya hani toplumla bireyin çıkarları arasında denge kur. Yani insan hakları bakışıyla baktığınız zaman bireyin çıkarıyla toplumun çıkarı aynıdır yani şeyde değil ama orada bir nasıl bir sosyal adalet mekanizması işte şu an Amerika'daki protestolarda vesairede görüyoruz işliyorsa bizde de neoliberalizme karşı bir duruş olarak insan hakları önemli bir söylem. Belki de meşruluğunu da buradan kazanıyor. Yani o çıksa düşse başka tutunabileceğimiz bir şey yok. Bu neoliberal daralmanın politik mesleği daraltan mesleği teknik yerleştiren o sürecin karşısında. Doğru. Buradaki tek itirazım şu, o itiraz sana değil ama genel olarak Türkçe özellikle literatürde ki benim de yazdığım zaman zaman bir durum tespiti var. O durum tespitinde biz şöyle düşünüyoruz genellikle. Evet, neoliberal süreç 1980'lerin ortasından itibaren hatta 79'dan itibaren aslında özellikle Batı Avrupa'daki refah devleti uygulamalarını ciddi anlamda erozyona uğrattı. Bu doğru. Fakat Türkiye'den yaptığımız eleştirilerde sanki şöyle bir anlam çıkartıyoruz. Sanki daha önceden kurumsal bir şey varmış da onun üzerine. Evet, yani bir bu. İkincisi evet erozyona uğradı bu yapı ama örneğin İngiltere'de. Fakat buradaki kurumsal sosyal hizmet uygulamaları bir yere gitmedi.
Yani örneğin İngiltere buradaki yerel yönetimlerin yaptığı halk temeline dayalı sosyal hizmet uygulamalarını bir tarafa kenara bırakmadı, atmadı. Dolayısıyla burada yaşanan şey şu. Örneğin Liverpool için söyleyeyim. Bir bütçe analizi yapmışlar. 10 yıldır arka arkaya belediyenin sosyal refah harcamaları bütçesini merkezi hükümet kısıyor. Şimdi burada olan şey bu. Evet, daha zorlanıyorlar ama hani sanki o eleştiriye bakınca Batı Avrupa bundan vazgeçti. Hayırseverliğe geri döndü. Aslında bu tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Aslında şöyle de bir şey var. Dolayısıyla Bir de şu özür dilerim ama bütçeler de aslında sosyal yardımlara ayrılan bütçeleri kesmeye çalışsalar da şey uzun vadede bütçelere de yapılan para da artıyor yani. İhtiyaç da artıyor. Çünkü kriz daha da derinleşiyor neoliberalizmle öyle baktığınızda. Türkiye'de de mesela şimdi bu övünç kaynağı oluyor. İşte sosyal yardıma şu kadar para ayırdık, arttı hani gibi bir şey var. Dünya neredeyse o da tabii yardım biliyorsun. Başka tartışmalı konulardan bir tanesi yani. odaklı şeylerde yani daraltmaya çalıştıkça artıyor. Yani pandemi de öyle oldu, farklı sorunlarda da öyle olacak. Sosyal hizmet uygulamalarını mesleki değer ve nosyon çerçevesinde oturtamazsan yaptığın tek şey sosyal yardım haline oluyor, kalıyor. O sosyal yardımlar da hepimizin bildiği gibi kişinin özgürlüğünü eline tekrar vermiyor. Tam tersine onu ekonomik yardımlara bağımlı hale getiriyor ki rakam Türkiye'de yanlış okumadıysam birkaç hafta önce %36 gibi bir rakamdan bahsediyor. Bu inanılmaz bir rakam ve bunun üzerine gerçekten uzun uzun düşünmek ve tartışmak lazım. Yani belki takip ettin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi rakamları açıkladı. İnanılmaz rakamlar. Yani Yani bu kadar insan sosyal yardımlara başvuruyorsa bunun üzerine oturup gerçekten ciddi şekilde düşünmek lazım. Buradan peki nasıl çıkılır diye. şurada şöyle bir söylemim doğru olur mu? Ne dersiniz bunu size şu önermeme nasıl bakarsınız? Şimdi sosyal yardımlara ayrılan çok ciddi bir bütçe var. Bu ama aslında şunun bir getirisi. Yani nitelikli sosyal hizmetlere çok para harcıyoruz. Biz bunun yerine ihtiyacı olanlara bir yardım yapalım. Hani anlayışı var. Nitelikli sosyal hizmetler kurumsallaşsa sosyal yardımlara ayrılan bütçe daha azalabilir mi? Ve bu aslında neoliberal söylemin hani bütçeyi daraltmasına yönelik o hani ilk baştaki o müdahalesinin elde edilen amaca yakınlaşan bir şey olur mu? Yani hep Kısa vadede birbirinin bence zıttıymış gibi görüyoruz olmaz ama böyle bir şey olabilir mi? bence. Kısa vadede bence olmaz ama uzun vadede olur. Çünkü neoliberal yapılardaki temel sorun sadece sosyal hizmetlere ayrılan bütçede değil. Eğitim ve sağlık bütçesi de bunun içinde. Yani çünkü kabul edelim dünyada sınıf atlamanın alt ve orta sınıflar için yegane yolu var. Eğitim, iyi eğitim. İyi eğitime ulaşılabilme yani sadece üniversiteyi açmak değil ama oraya ulaşan kitlenin özelliklerine de bakmak lazım. Türkiye'de çok uzun zamandır biliyoruz ki üniversiteye erişim kolaylaştı Türkiye'de göreceli olarak. Fakat hala biliyoruz ki alt sosyoekonomik düzeydeki gruplar için üniversite eğitimi büyük oranda hayal. Üniversitenin tek başına bedava olması onun erişilebilir olmasını beraberine getirmiyor gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Ama geçmişe göre daha fazla öğrenci artıyor. Yani bir yandan hani %100 ama şunu da düşünmek gerekir. Yani üniversite aynı zamanda üniversite bitiren kişilerdeki işsizlik oranı inanılmaz bir şekilde artıyorsa bu politika doğru mudur değil midir ona da bir bakmak lazım. Yani çünkü nihayetinde kullanılan kamu kaynağı aslında. Neyse şöyle bağlayayım ben. Bu uluslararası sosyal hizmeti, dolayısıyla bu insan hakları temeli çok önemli. Ama bir üçüncü ayağı var, onu da söyleyip sonra tartışmaya devam edelim. O da Birleşmiş Milletler'in bu aslında 1000 yıl hedefleriyle bağlantılı olan yerelde sosyal kalkınma anlayışı. Dolayısıyla aynı 1960'larda olduğu gibi, 2000'li yıllarda da artık Birleşmiş Milletler 2000'li yılların başında şunu gördü. Yerelde sorunu çözemezseniz o sorun başka bir yere transfer oluyor. Evet. Yani bu çok net. Üç oluyor, başka bir şey oluyor ama oluyor yani. Aynen öyle. Yani sadece şey diye düşünmeyin. Düşünmeyelim bunu. İşte örneğin Suriye örneği çok ekstrem örneklerden bir tanesi. Bir iç savaş var orada. İç çatışma var. Ama yanı başınızdaki ülkenin yoksulluk sorunu eninde sonunda sizi ilgilendiriyor.
Evet. Hatta yanı başınızda diye söylemeyin, tek başına. Örneğin sen de çalıştığın konulardan biri biliyorum. İklim değişikliği ile iklim kriziyle ilgili. Eko mülteci. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde tahmin edilen bir rakam var. Yani Çok 250 büyük bir milyon rakam. kişiye yakın bir grubun, ki müthiş bir sayı, göç etmek zorunda kalacağı kuzeye doğru tahmin ediliyor. Şimdi dolayısıyla isteyelim ya da istemeyelim, şöyle bağlayayım ben tartışmayı. Uluslararası sosyal hizmet bizim önümüzde bir realite olarak duruyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Çünkü bunu bilmek tek başına yeterli değil. O zaman olmalı, evet, çok güzel olsun ama nasıl? Yani. Peki ne yapacağız? Türkiye üzerinde aslında hali hazırdaki yapıya baktığımızda ne yapmamız gerektiği de açık. Şimdi birincisi şu, sosyal hizmet eğitimi de kademeli olarak değişmek zorunda. Nasıl değişmek zorunda? Bazı konulara verdiğimiz ağırlığı artırmak zorundayız. Örneğin bunlardan bir tanesi etik ve farklı kültürlerde çalışma yetkinliği. Bu şu anlama gelmiyor. Biz abi antropolog değiliz. Yani başka bir kültürün bütün detaylarını bilmek zorunda değiliz. Ama örneğin Türkiye'de çalışıyorsanız, Türkiye'deki göçmen gruplarına ilişkin bir fikriniz olacak. Bu fikir sadece sosyolojik bir analizle analizin yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Aynı zamanda çalıştığınız kişi ve grupların temel ana kültürel özelliklerine ilişkin fikriniz olması gerekiyor. Dil meselesi bir ayrı tartışma. Ben dilin profesyoneller için bir zorunluluk olduğunu düşünmüyorum. Fakat şunu net olarak, çünkü bunun çözümü çok zor değil. Yani profesyonel çevirmenler bütün dünyada kullanılıyor sosyal hizmetler sisteminde. Bu yapılabilir. Fakat hep söylemişimdir. Yani kapıyı çalarken iki kelime o dilden bilmeniz, sizin iletişim kurmanızı direnci, çok kolay. Yabancılığı tamamen ortadan kaldı. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bizim yani şu andaki gördüğümüz yapıdaki belki de en öncelikli sorunlardan bir tanesi bu. Bizim farklı kültürlerle çalışma yetkinliğimizi artırmamız gerekiyor. Bunun için de gene insan hakları bağlamının öne çıkartılması lazım. Bu bir. İkincisi, sosyal hizmet eğitimi hala bütün dünyada, yani ben işte 3 yıldır burada İngiltere'de çalışıyorum, burası için de söyleyebilirim. Ağırlıklı olarak içinde bulunduğumuz ülkenin yasal sistemini bize anlatıyor. Bu da çok doğal, çünkü bizim yaptığımız işin önemli bir kısmı aslında yerel ve ulusal düzenlemelerden geçiyor. Onları bilmemiz gerekiyor. Fakat uluslararası sosyal, yani önümüzdeki süreç bizi şunu gösteriyor. Bizim karşımıza gelen müracaatçı grubunun niteliği hızlı bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla bizim uluslararası, yani o küresel anlamda sosyal sorunlara ilişkin farkındalığımızın da gelişmiş olması gerekecek. Evet, evet. Yani örneğin insan ticareti konusunda çok yabancıysanız, refakatsiz çocuklarla nasıl çalışacaksınız? Kesinlikle. Oradaki riskleri nasıl algılayacaksınız? Veya işte örneğin size de yakın coğrafi olarak işte Antalya dünyanın en büyük turizm şehirlerinden bir tanesi. Ama şunu biliyoruz ki büyük turizm kentleri aynı zamanda belli sorunlar içinde çekim merkezi. Yani bu gene insan ticareti bağlamı olabilir, çocuk işçiliği söz konusu olabilir ve benzeri. Ama bunların hiçbirisi yerel bağlamda, yerel çerçevede ele alınamaz. Yani bugün Antalya belki de 50-60 farklı ülkeden milyonlarca insanın her sene giriş çıkış yaptığı ve bir kısmının da çalıştığı aslında bir yer. Yani dolayısıyla tabii sadece tekrar edeyim, bu Antalya İstanbul sorunu falan değil. Çok net ki önümüzdeki süreçte bütün dünyada sosyal hizmet uzmanlarının kültürel yetkinliğinin daha fazla olması gerekir. Sosyal sorunların da küresel düzeyde analizini daha iyi yapmalı. Yani yoksulluk çalışıyorsanız, ki yoksulluk çalışmayan sosyal uzmanı herhalde yoktur, olmaması gerekir. Bugün dünyadaki yoksulluğu küresel politikalardan bağımsız bir şekilde ele alamazsınız. Ele alırsanız yaptığınız analiz önemli ölçüde eksik kalacaktır. Yani dolayısıyla şöyle bağlayayım. Sosyal hizmet eğitiminden başlayarak
hali hazırda alanda çalışan kişilerin yeni sorun ve müracaatçı alanlarına göre mesleki beceri ve bilgilerini geliştirmeleri gerekiyor. Hı hı. Çok net o önümüzde duran sorunlardan bir tanesi bu. Burada ne yazık ki proaktif olma konusunda bir pozisyon almada güçlük çekebiliyoruz. İhtiyaç duymadığımız zaman çalışmamak gibi. Yani şey gibi düşünün. Ben 2004'te, 2005'te kulağı çınlasın Süleyman İleri ile Sığınmacı Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin taşınmaya gittik. Biz o zaman siz de biliyorsunuz öğrenci derneği var. Böyle sürekli şeylerin peşinde koştururduk. 20 metrekare bir alandaydı Sığınmacı Göçmenler Derneği. 2005'te 20 metrekare alandaydı. Şimdi Türkiye'nin neredeyse kaç yerde merkezleri var? Kaç yerde? Kaç bin çalışanı var? Yani o dönem tanıştığımız işte İbrahim Kurgun işte genel koordinatör olarak geçen bir araştırma için gittim. Bayağı bir bina, büyük bir bina işte. Çok farklı bir yer haline geldi Asam. Hani aslında yöne haline geldi. Ve biz artık bu alana dair daha fazla duyarlı oluyoruz. Çünkü mezun olanların büyük bir kısmı göç alanında çalışıyor. Muhtemelen de bu şimdi mesela ben de şimdi hani ekoloji çalışıyorum. Ekoloji çalışmanın herhalde en büyük sıkıntısı insanlara bir şeyi somut olarak gösterememek. Allah'tan pandemi oldu. Bak diyorum pandemide neler oldu. Bekliyor muydunuz hani diyerek hani meşrulaştırmaya çalışıyorum ama bu da birazcık bizi bu tarafa doğru ihtiyaç temellilikten herhalde götürecek. Yani biraz daha geç öğreneceğiz. Kültürel dünyada yani, diğer konu. Ne yaparsak yapalım. Tabii pandemi çok beklenmedik bir durumdu. Önümüzde bulduk bir sürü sorunu. Fakat pandemiyi bir kenara bırakalım. Hiç olmamış bile varsaysak. Dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini görmek gerekiyor. Yani Türkiye bunun dışında değil. Yani İstanbul 20 senenin önceki İstanbul'u değil. Evet. Yani sadece tekrar edeyim bunun Suriye meselesiyle bağlantılı söylemediğime birkaç kere altını çizeyim. Çünkü Suriye'de hiçbir karışıklık olmasa bile Türkiye'de Kuzey Afrika'nın birçok ülkesinden sığınmacılar olacak. Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundan farklı ülkelerden gelen insanlar olacak. Bunlar sadece sığınmacı, göçmen diye düşünmeyelim. Yani sürekli hepsi üçüncü bir ülkeye gitmiyor. Bir kısmı çalışıyor. Dolayısıyla burada hayat kuruyorlar Türkiye'de gibi. Yani İngiltere için de aynı şeyleri söylemek lazım. Yani bu çok çok kültürlü yapı önümüzdeki süreçte daha belirgin olacak ve bizim buna hazır olmamız gerekiyor. Uluslararası sosyal hizmeti böyle bir ideal ya da bir ütopya falan gibi bir şey diye görmemek lazım. Yani bu söylemsel olarak olumlayıp içini boşaltmamamız evet. Günümüzde karşımızda gelen somut örneklerle bu realite yani. Çok açık bu bir realite. Bu realitenin bize dayattığı bir süreç var. İşte son dönemde bunları net olarak görüyoruz. Bunun gereğini yapmak gerekiyor. Bu tabii örneğin kültürel yetkinlik konusu da pek hafif alınacak bir konuda değil. Eğitimin önemli araçlarından, önemli parçalarından bir tanesi olmak zorunda. Evet. Yani bu çünkü bir kişinin hem değerlerinin farkına varması, hem hemen insan hakları söylemiyle o da kendi değerleri arasında bir çatışma var mı yok mu bunu anlaması ve farklı kültürlere açık olması böyle çok kolay sağlanabilecek bir şey değil. Bir zaman isteyen bir süreç. Bağlantılı olarak da etiğin ben önümüzdeki süreçte aynen Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de daha fazla giderek önem kazanacağını ve daha fazla gündeme geleceğini düşünüyorum. Burada hocam tabii şöyle bir şey de var. Hani insan haklarını temele almak sadece Kasım Hoca'yla da konuştuk sağ olsun katıldı o da programa. Yani sadece bir insan hakları dersi koymaktan ya da söylem olarak insan haklarını önemsemekten geçmiyor. Bunu programın felsefesi haline getirebilmek gerekiyor. Burada şöyle bir kısıt var. Hani bütün programınızı siz genelce eğitime göre tasarlıyorsunuz ve genelce eğitim aslında baktığınızda sorun çözme odaklı, yani sorun çözmeye üzerine kurulu bir sistem, genelce uygulama. Bu hani Amerikan düşüncesine insan haklarını eklemek, yani sonuçta baktığınızda ABD'nin etik belgelerine bakınız, insan haklarıyla alakalı bir vurgu yok. Hani insan haklarına dayalı bir meslek olduğu iddia edilmiyor. Uluslararası tanımda biz insan haklarının vurgusunu görüyoruz. Hani
NASVW'nun şeyine baktığınız, etik koduna baktığınızda gayet faydacı bir eğitim şekillendirdiği bir şey görüyoruz. Bilmiyorum buna katılmayabilirsiniz ama bu da birazcık hani insan haklarını kazanmamız. İsmi olarak bu çok fazla değil orada ama bence gene de NASV'nin de ana çerçevesi insan, yani çok küresel sosyeme tanımdan çok bağımsız değil diye düşünüyorum. Özellikle bu yakın zamanda yaptığı açıklamalarda biz de onu görüyoruz. İşte social work is political, yani yakın zamanda yapılan açıklamaları okuyorum, statement'ları okuyorum. Orada da farklı bir pozisyon, İFSF'ye yakın pozisyon alındığını hani görüyoruz. Ama işin bir de böyle bir gerçeği var. Yani size her şeyi sorun çözmek üzerine kurarken insan haklarını nasıl edeceğiz? Bu bir problem. Bir de tabii çok sevgili hocam, tez danışmanım Yonla Kuşradi'nin de söylediği bir şey var. İnsan hakları da bakan bir göz. Yani insan haklarına duyarlı bir gözü kazandırmamız gerekiyor. Bu da hani odak noktalarımızdan biri olması gerekiyor sosyal hizmet eğitiminde. Bu da hani filozofi felsefesinin eğitimin buna odaklı bir şekilde geliştirilmesini gerekiyor. Bu da ayrı bir dert edinmeyi beraberinde getiriyor. Sanki burada biraz daha eksiklerimiz var. Hani, izin verirsen ben orada şöyle düşünüyorum. Genelce eğitimin buna engel olduğunu ya da bunu zorlaştırdığını düşünmüyorum. Fakat mesele bence şöyle. Yani örneğin sosyal medyayı ben de kullanıyorum. Biraz azalttı, yani son yıllarda azalıyor açıkçası kullanma oranım ama bakıyorum yani hani işte ne bileyim Facebook'ta bir sürü öğrencilerden çoğunu tanımıyorum, arkadaşlarım var. Yani birkaç örneğini vereyim. Örneğin ırkçı söylem yapan sosyal hizmet öğrencisi var. Yani. Bunun hani yaygın olduğunu söylemiyorum ama görüyorum. Ya da ne bileyim işte hani buradan başlayayım örneğin. Şimdi bu aslında eğitimin niteliğinden öte, yani evet onu önemsizleştirmiyorum. Yani mutlaka sosyal hizmet eğitiminin ana gövdesinin insan hakları söylemi üzerine olması gerekiyor. Bu çok doğru. Fakat ikinci bir noktanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bizde mesleği icra edenlerin mesleki uygulamalarını etik çerçevesinde yapıp yapmadıklarını kontrol eden bir yapı yok. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, ben bunu birkaç canlı yayında da söyledim. İngiltere'de bir sosyal medya öğrencisi ırkçı paylaşımlar yapıyorsa sosyal medyada büyük ihtimalle bulunduğu, yani eğitim gördüğü üniversite onu sosyal hizmet programından çıkartacaktır. Eğer bunu fark ederlerse. Ya da çalışırken etik ihlali yapıyorsa işte bununla ilgili zaten bir bağımsız kuruluş var. Dolayısıyla şikayet edilmesi durumunda o yasal işlemler başlatılıyor. Şimdi bizdeki eksikliğin biraz bununla ilgili olduğunu da düşünüyorum. Yani sadece bu okula yükledebilecek bir şey değil, aynı zamanda denetim mekanizmasının. Yani zaten bir eğitim alsa da onu yapmam özgürlüğüne sahip. O bilinci geliştirmenin bir dayanakları, yaptırım mekanizmaları olmadığı sürece meslek etik ilkelerine uymak tercihe bırakılmış olur. Yani durum çok doğru. Yani çünkü şöyle kabul edelim. Biz üniversite yaşantısına, yani üniversite eğitimine başladığımızda hangi ahlaki gelişim teorisini alırsanız alın. Zaten 17-18 yaşında bir kişinin önemli ölçüde değer temeli oluşmuş oluyor. Nerede oluşmuş oluyor? Büyük oranda aileden geliyor. Yani işte birkaç araştırma var, sen de bilirsin. Örneğin insanların oy atma davranışlarına bakıyorlar. Dünyada genellikle 3'te 2'si ailesinin tercihlerini devam ettiriyor. En azından aynı politik çizgide devam etmeye çalışıyor 3'te 2'si gibi. Dolayısıyla üniversitede zaten yeni bir kişi falan yaratmıyorsunuz. Dolayısıyla sosyal hizmet eğitiminde yapılmaya çalışılan şey aslında evet bir yeniden sosyalleşme süreci diyoruz tabii ona. Ama peki var olan bireysel değerlerle mesleki değerler çatışıyorsa ne olacak? Orada bir yaptırım mekanizmasına ihtiyacımız var. Evet, o zaman da koruyucu bir mekanizma olarak denetim ve değerlendirme işlevini yerine getirecek bir kurum kuruluş olmalı. Yani nasıl ki örneğin bugün tıp etiğine aykırı bir davranışta bulunduğunuzda Türk Tabipler Birliği devreye giriyor. Aynı yapı olmayabilir, başka bir şey olabilir. Dolayısıyla hani bütün bunları detay detay konuşmak lazım. Yani o yüzden hani
yine uluslararası sosyal hizmete bağlayayım. O iş çok kolay değil. Yani sadece eğitimde o çok kültürlü yapı ve işte kültürel yatkınlık, yetkinlik, farklı kültürlerle çalışma yetkinliğini vermek zor bir iş. Bunun üzerinde bunun nasıl yapılacağını ve bizim Türkiye'de örneğin neye ihtiyacımız olduğunu uzun uzun konuşmak gerekiyor. Hocam toparlayalım sizin zamanınızı çok almadan. Sadece benim aslında son sorum da küresel ajanda bizim açımızdan uluslararası sosyal çalışmayı şekillendiren bir şey oldu global ajanda. Ve aslında her ne kadar ajandadaki uygulamalar, yani biz de Dünya Sosyal Hizmet Günü'nde tema olarak kutlansa da, yani belki de yereldeki siyaseti, yereldeki mesleği şekillendirmese de bizim böyle bir programımızın vardı, hani elinden bahsedebiliriz. Şimdi de yakın zamanda bir küresel ajandaya dair tartışmalar var, yayınlar, bir şeyler var. Sizin de içerisinde olduğunu bildiğim bir dizi çalışma da var. Gelecekteki sosyal hizmet, yani uluslararası ajandada ne bekliyor bizi? Hani kabaca ne düşünüyorsunuz? Bunu da öğrenmiş olalım ve bu programı burada bitirmiş olalım. Peki. Küresel ajanda çok önemli bir araç gerçekten. Bunu içten inanarak söylüyorum. Çünkü küresel ajandayı yazan 3 kurum var. İşte İFSV, Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu, Sosyal Hizmet Okulları Uluslararası Birliği ve ICSW var. O da Uluslararası Sosyal Refah Konseyi zannederim. Dolayısıyla farklı uluslararası örgütler bir araya geliyorlar. Ve ben işte son yeni çıkacak olanın da içindeyim. Bayağı ülkelerden de katkı alınarak bir ortaya politika belgesi aslında çıkıyor. Şimdi o yüzden bunu iyi kullanmak gerekir. Evet. Yani bu bence son derece önemli dokümanlardan, politika dokümanlarından bir tanesi. Şimdi ne bekliyor? Benim görebildiğim kadarıyla özellikle son 2 yıldır söyleyeyim. Bunu birkaç yerde de söyledim. Küresel ajanda bize şunu ifade ediyor. Diyor ki eşitsizlikler arttı. Dünyada ırkçılık, ayrımcılık yaygınlaşıyor. Yoksulluk küresel ölçekte azalsa bile gelişmiş ülkelerde dahi varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla küresel ajanda örneğin 2 yıl önce Dublin'deki konferansta açıklandığında bir önceki, yenisi yolda açıkça demişti ki bize tekrar toplum temelli çalışmalara ihtiyaç var. Çok katılıyorum. ve çok doğru bir tespit bu. Yani biz yani şunu hatırlıyorum bir miktar işte bu genelci yaklaşım tartışmaları içerisinde genelci yaklaşıma yapılan en temel eleştirilerden bir tanesi zaman içerisinde toplum temelli bakışı sindirip bireyci anlayışı öne çıkartması yönündeydi. Birçok ülkede bu tür eleştiriler var. Aslında da öyle oldu yani ben katılıyorum bu eleştiriye. Böyle yani. Evet, yani ister buna bağlayalım ister ülkelerin genel sosyal politikasına bağlayalım. Sosyal hizmet toplumsal bağlarından koptu geçmiş 40 yılda. Şimdi bu küresel ajanda bize diyor ki bu toplumsal bağları yeniden inşa etmemiz lazım. Bizim toplum kalkınmasına tekrar odaklanmamız lazım. Çünkü içinde bulunduğumuz sorunları toplum kalkınması ve toplum temelli anlayış olmadan artık yeniden yani çözebilmemiz mümkün görünmüyor açıkçası. Birincisi bu. İkincisi de ırkçılık, insan hakları ihlalleri üzerine büyük bir başlık var ve giderek de bu ağırlık kazanıyor. Dolayısıyla sosyal hizmetin insan hakları ve sosyal adalet odağının ben daha da fazla gelişeceğini ve buna yapılan vurgunun artacağını düşünüyorum. Üçüncüsü de gitgide sosyal hizmetin yani bu küresel ajanda dahil olmak üzere, Dünya Sosyal Hizmet Günü o dahil olmak üzere bütün bunların dünyada daha fazla yaygınlaşacağını ve aslında bizim yani Türkiye gibi ülkelerde dahil olmak üzere mesleki savunuculuk yapmak için önemli araçlar haline geleceğini orta ve uzun vadede düşünüyorum. O yüzden çok önemli. Şeyi bilmiyorum hani aslında gene seninle mi yazışmıştık Twitter'da? Yani keşke Türkçe'ye çevresi o. Evet. Metin en azından resmi olarak yani belki hepsini bütünüyle çevirmek gerekmez ama hani bir özet halinde yayınlansa bence çok iyi olacaktır.
belki bunu da bir gündeme almak gerekir. Yani daha fazla yaygınlaşmasını sağlamak lazım gerçekten. Ben bunun yani organizasyonunda bulunabilir mi bilmiyorum hani. Ben de hani gördüğüm bir şeyi okuyunca diyorum hani biraz bir saat daha uğraşayım çevireyim de başkaları da okusun hani. Sonuçta bir hakikaten dil bilme konusunda bir sıkıntı var. Belki Evet. burada böyle bir... Yani bunu gerçekten bir gündeme almak lazım. Bir öncülük edip bütünlü değil belki ama yani belli parçalarını özel şekilde Türkçe'ye çevirmek gerekiyor ki bu yaygınlaşsın. Çünkü yani Çünkü yerel gündem olamıyor. Kimse ne olduğunu bilmiyor ki okuyamıyor yani. bilmediği. Ben de hep Şimdi diyorum sonra yerel gündem olamıyor filan ama yok yani bilmiyor ya alandaki insan bilmiyor. yeni bir çalışmaya başladık. Yüksel ve Baran çiftiyle beraber bu küresel ajanda ve Türkiye üzerine bir tartışma yazmaya. Yani çok yeni başladık. Daha özeti yeni yolladık. Biraz onu da biraz açılsa hani bakmak istiyoruz. Nerede ne kadar kullanılıyor? Hem literatüre bakacağız. Acaba atıfta bulunuyor, bulunmuş mu, bulunmamış mı gibi. Ama yani bu çok gerçekten orta vadede bizim gündemimizde olması gereken konulardan bir tanesi. Türkiye nasıl uluslararası siyasetin göbeğindeyse bölge olarak sosyal hizmetin de uluslararası sosyal hizmetten kopmaması gerekiyor. O bağı güçlü tutmak gerekiyor. Onun için de önemli araçlardan bir tanesi bu küresel ajanda ve dünya sosyal hizmetlerinin tartışmaları diye düşünüyorum. Tabii ki İFSF'deki varlığımızı da korumak, artırmak, hani burada da Kesinlikle. bağımızı güçlendirmek bu konuda önemli bir figürdünüz sosyal hizmet, Türkiye sosyal hizmet camiası açısından. Siz Teşekkürler. Yani hani hem benim için o dönem dernekteki rolümden dolayı sonra işte uzun yıllar devam etti. Ben keyifle yaptım. Keşke devam etse. Yani hem İFSV'de hem Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği'nde bizden temsilciler olsa olacaktır da. Yani önümüzdeki dönemlerde. Çünkü Türkiye sosyal hizmet camiası gitgide büyüyor. İhtiyaçları farklılaşıyor, ihtiyaçları artıyor. Bu ilişkinin aktif bir şekilde orada o bağlantının aktif bir şekilde devam ettirilmesi lazım gerçekten. çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Birçok şeyi konuşma fırsatımız oldu. Umarım yararlı olur dinleyiciler açısından. Benim açımdan da öyle oldu. Güzel bir tartışma olanağı da oldu. Sizle sohbet etme şansını da edindim. En çok sevdiğim kısmı da podcast kısmının bu. Hani kafamızdaki soruları da sorabilme ve daha hani bir çerçeve oluşturabilme. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim.